Selam dostlarım, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün başlıkta gördüğünüz gibi 1 milyon TL kazandığım oyunu sizlere anlatmak istiyorum. Zaten birçoğunuz bu oyunu biliyorsunuz. Hepinize airdrop kampanyalarından bahsetmiştim. Şimdi nasıl öncelikle 1 milyon TL kazandım ve sonrasında arkadaşlar siz neler yapıp oyundan para kazanabilirsiniz? Bunları anlatacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını ve bu videoda anlatılanların sadece ve sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın. Çünkü dostlarım hani yatırım çok küçük, sadece VIP ile yapılıyor ama yine de ben uyarımı geçeyim arkadaşlar. Şimdi öncelikle oyundan nasıl 1 milyon lira kazandım? Pixels bir airdrop etkinliği başlattı ve airdrop etkinliğinde Pixel token daha çıkmamıştı. Bu önümüzde geçen haftalarda oluyor. Ve airdrop etkinliğinde kasanlara ödüller dağıtacaklardı. Ben de kasarak oyunda 26. sıraya kastım. Ve Pixel sonucunda bana burada gördüğünüz gibi 68 bin tane coin verdi. Airdrop'tan ya Airdrop'tan 61 bin aldım. Elimdeki diğer coinlerde 7 bin dönüştü aslında gerçek olmasa. 68 bin coin çektim. Ve Pixel'ın şu anki fiyatı 0.51. Yani ne kadar kazandım artık. Siz düşünün, aslında söylediğim tutarlardan da fazla ama hani başlığa düz olsun diye yazdım dostlarım deyip videomuza giriş yaptım. Şimdi bu oyunda çok fazla sorusu olan insan oluyor. Discord'da her gün uğraşıyoruz. Twitter'da her gün cevaplıyorum. Burada hepsini detaylı cevaplayacağım. Şimdi oyuna başladınız. Oyunun linkini zaten aşağı koyacağım. Oyuna başladınız ve oyunda şuradan buraya basıp Terraville şehrine ışınlandınız. Hiçbir şey bilmiyorsunuz, ne yapacaksınız? Öncelikle arkadaşlar oyunda skill'ler dediğim skill'ler var ve bu skill'leri geliştirdikçe farklı şeyler yapabiliyoruz. Mesela farmcılık skill'imiz var. Farmcılık farm ektikçe gelişen bir olay ve farm ektikçe geliştirebiliyorsunuz bunu. Farmcılığımız ilk başta başladığımda sıfır olduğu için sadece tek bir tahıl ekebileceğiz. O da popberry. Popberry'i ektikçe farm level'ımız yeni seviyelere geçecek ve yeni seviyelere geçtikçe diğer tahıllar açılacak. Öncelikle bunu söyleyeyim. Popberry'i nereden elde edebiliriz? Popberry'i bakın şuradaki binadan Hazel'in yanına gidip elde edebiliyoruz. Hazel'in masasından alabiliyoruz mesela. Nasıl ekilir biçilir hepsini de şimdi gösteriyorum sizlere. Hiç bilmeyenleri anlatır gibi anlatacağım. O yüzden çok bilenler varsa hani sonunda da bu arada soru cevap yapacağım. Soru sordum Twitter'dan. Hani ne sor ne cevaplamamızı istiyorsunuz? Onları da cevaplayacağım arkadaşlar. Evet, açılırsa oyun şansıma. Benim bu Stillo Addict'te kalası tuttu. Bu arada sahilde enerji etkinliği var. Ama ben size video çekmek için enerji partisine gitmiyorum. Onu söyleyeyim öncelikle. Burada bunu gösterdik zaten. Kapayabiliriz. Pixel token'i gösterdik. Fiyatı kalsın. Çünkü günlük kazanacağımız Pixel token'i de VIP'lerden ve VIP'si oynayan hesaplardan sizin için öğrendim. Onu da söyleyeyim. Ya normalde doğmuyor ama bugün bu sıra herhalde sahilde enerji partisi etkinliği var diye çok yani. Hazel'e geldik arkadaşlar. Şimdi Hazel'in önündeki masaya basarak buradan arkadaşlar tahıl alabiliyoruz. Bende hepsi açık ama sizde bunlar açık olmayacak. Çoğu. Çünkü neden? Level'ınız yok. Popberry'den mesela ben aldım 40 tane atıyorum. 40 tane aldım. Gold da alıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bakın, bu gold oyun içi gerçek paraya çevrilen coin değil. Oyun içi pixel coin'imiz gerçek paraya çevriliyor. Bakın sol üstteki. Görüyorsanız bu gold da bizim coin'lerimizi pikselle çevirmemize yarayacak. Ama nasıl olduğunu söyleyeceğim az sonra. Sakin kalın. Hani kimse bilmediğini söylüyor. O yüzden anlatacağım. Şimdi tarlaya geldik. Dur, tarlaya böyle gitmeyeceksiniz. Şimdi ben böyle gittim. Bir dakika, size doğrusunu göstereceğim. Bu arada 11.58 benim tarlam. Hepinizi 11.58'e yönlendireceğim. Hani gelirseniz sevinirim. Evet. Bugün bu saatte biraz oyunda yoğunluk var ama sıkıntı değil. Ben de bu sırada zaten diğer sorulara bakayım. Bir F5 atayım tekrardan. Yani normalde F5 atmak da çözüm değil bu yoğunluğu ama yapacak bir şey yok. Hani biraz arkadaşlar kusura bakmayın, çektiğim saatte yoğun saate denk geldik. Bu bağlanana kadar ben de azıcık sorulara bakayım. Ha bir de şunu anlatayım arkadaşlar. Oyunda bir de VIP sistemi var. VIP sistemi dediğimiz şey nedir? Oyunda küçük bir para yatırıyorsunuz. Yani küçük dediğim dolar bazında aslında çok küçük değil. Türkiye şartlarında hani doların 31 olduğunu varsayarsak. Ama normal şartlarda küçük bir para bu sektöre göre. Ve ekstra özellikler sahibi oluyorsunuz. Bunların ne olduğunu söyleyeceğim. Bu arada ilk başta giren bir oyuncu hiç görev yapmadan, VIP almadan oyuncularla trade atıp veya eşyalarını VIP markette satamıyor. VIP market ne işe yarar falan hepsini anlatacağım. Bir şehre gidebilirsem hayırlısına. Şehre gittim. Şimdi arkadaşlar nereye ekeceğim ben bu aldığım popberry'leri? Evet, nereye ekeceksiniz arkadaşlar? Burada Terraville'ye tekrardan şuradan geldiniz. Burada arkadaşlar bir bina var. Bu binanın içine kafa atıyorsunuz. Bu binanın içine kafa attığınız zaman bir yere gireceksiniz. Küçük bir alan zaten. Zaten yapacak çok bir şey yok. Oradan bir yere ışınlanacağız. Ama yine mecburiyetten bekliyoruz Stillo Addict'te. Burada beklemek zorundayız hani. Şu an oyun yoğun diye normalde çok hızlı ilerliyor. Çok hızlı bir şekilde. Ama ben bu hızdan bahsedemiyorum sizlere.
Bu soruları da cevaplandıracağım. VIP olayın da ayrıcalıklarına gelirsek. VIP olayı arkadaş oyunda bu arada bir ekin vesaire ekmemiz için sol üstte gösterilen enerji var arkadaşlar. Şurada gösterilen enerjiyle ekin falan ekiyoruz. Enerjimiz biterse ekin ekemeyiz veya toplayamayız. O zaman bu oyunda en önemli faktörlerden, coin kazanmanın en önemli faktörlerden bir tanesi enerji. Yani enerjimiz ne kadar fazlaysa o kadar çok ekin alıp, ekin ekip, ekinleri sonra satabiliriz. Nasıl satabiliriz ona da değineceğim veya ekinleri ne yapabiliriz ona da değineceğim. Şimdi bunun içine geldiniz. Burada kırmızı bir bina var. Buraya arkadaş 1158 yazıyorsunuz. Burası benim tarlam. Hepiniz Berkay Berksu'nun tarlasına hoş geldiniz arkadaşlar. Yani yeni gelenler illa olacaktır. Bu arada Discord'umuza da katılabilirsiniz. Pixels oynuyor herkes, yani sorularınızı da sorabilirsiniz ama lütfen videoyu dikkatli izleyin, anlamadığınız soruları sorun. Çünkü gerçekten videoda anlattığım soruları 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi sürekli gelip aynı soruları soruyorlar. Ve yorucu, hani moderatörler yoruluyor, ben yoruluyorum, hani dediğim gibi hani sadece dikkatli izleyip yaparsanız çok sevinirim. Şimdi tarlaya geldik arkadaşlar. Tarla da buralar. Tarla. Popberry'leri aldık. Bunları arkadaşlar böyle ekiyoruz. Tarlada da gördüğünüz üzere dolu insan böyle tak 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 ekiyoruz. Ektiğimizde ekiyoruz, ekiyoruz, ekiyoruz. Bak enerjim gidiyor her ektikçe, görüyor musunuz? Oyunda enerji çok önemli. Sonra arkadaşlar bunları suluyoruz. Neyle? Bakın burada bizde bir materyal var. Bu sulama şey kabı. Bununla arkadaşlar bunları suluyoruz. Bazı bitkiler 2 tane sulanıyor ama siz şu anlık bir kere sulasanız yeterli. Çünkü ilk level'lardaki çoğu bitki, çoğu ürün bir kere sulanıyor. Bunları suladık arkadaşlar. Ve bunlar 1 dakika içinde oluyor, bakın 50 saniye. 50 saniye içinde oluyor. Burada benim tavuklarım var. Burada benim arkadaşlar silk suit dediğimiz tırtılcık var. Bunlar da arkadaşlar tavuk skilliyle ve tırtıl skilliyle kasılabiliyor. Bunlar da size ayrı ayrı oyunda materyaller veriyor. Ne veriyor? Mesela bu slime veriyor bize. Bu yumurta veriyor. 3 tip yumurta çeşidi var. Üçünden de verebiliyor. Level'ınıza göre değişiyor. 1 level'da başka, 0 level'da başka yumurta, 2 level'da başka yumurta, 5 level'da başka yumurta atma ihtimali değişiyor. Hemen arkadaşlar bunlar oldu mu? Bakın bizim elimizde bir makas var. Makası elimize alıp böyle topluyoruz. Tık 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 topluyoruz. Ve bu popberry'leri elde etmiş oluyoruz. Bu popberry'leri sonra ne yapacağız? Çok güzel soru arkadaşlar. Şimdi VIP olmayan kullanıcılar arkadaşlar popberry'lerle level kasıyor, skill level'ı. Ve bunları gidip Hazel'de görevlere vererek coin kasabiliyor. Tabii ki de popberry görevi gelmiş olması lazım. Şimdi gidip gösteriyorum hemen. Hemen gidiyorum. Ekran yüklenirse yüklenecektir şimdi. Tekrar Hazel'e gidiyorum. Hazel neredeydi? Hemen doğduğumuz yerin sağ tarafındaki yerdeydi. Bu popberry'e gidip Hazel'de ya coin'e çevireceğiz ya pixel coin'e çevireceğiz. Bu nasıl oluyor? Şimdi pixel coin nasıl kazanabiliriz de aslında sorusu burada göstereceğim sizlere. Şimdi bu binaya gittim, Hazel'in binasına. Aslında her şey Hazel'in binasındaki, Hazel'in önündeki o masada başlıyor. Bütün oyunda kazanç oranları. Tarım ürünleri alma oranları hepsi onun içinde başlıyor. Tabii ki de şimdi VIP'siz oynayanlar veya görev yapmayanlar, yeni başlayanlar için sıkıntılar var. Sürekli popberry ekiyorsun vesaire ama hani bunları VIP markette satamıyorsun ilk görevleri yapmadığın için. Belli bir aşama ilerlemen gerekiyor bunun için. Yani 2-3 görev yapman gerekiyor. Şimdi Hazel'in önündeki masaya baktım. Burası satın alma kısmıydı. Burası orders kısmı arkadaşlar. Orders kısmına geldiğimizde bakın. Şöyle bir görevler var. Bunlar ne? Mesela diyor ki Hazel bana 8 tane diyor butterberry ver diyor, sana 100 coin vereyim diyor. Bana 10 tane plank ver, sana 120 coin vereyim diyor. Bu coinlerin ne olduğunu anlatmıştım. Aa bakın burada ne varmış? Platin omlet. 200 tane platin omlet getirirsen bana diyor sana 1 piksel coin veririm diyor. İşte burada asıl olay. Bu pixel coin'i kazanmanın yöntemi arkadaşlar Hazel'den orders kısmını tıklayıp buradaki istenilen görevlerde pixel görevlerini yapmak. Sadece oyunda şu anlık böyle pixel token kazanabiliyorsunuz ve bu görevleri verdim mesela, bakın yılan kafası istiyor. Bunu verdim. Bunu verdim, bunu verdim. Bunlar bende mevcut itemler. Bunları verdikten sonra 4 dakika geri sayıyor. 5 dakika. 5 dakika sonra yeni görevler geliyor ve pixel veren bir görev daha gelebiliyor. Okey midir herkes? Hani burada herkes okey. Pixel böyle kazanılıyor. Hani pixel'ın kazanması direkt böyle. Diğer bir yere gelirsek. Mesela benden Astra Cactus ekliyor. Aa ben diyor ben bunu ekemeyeceğim. E o zaman belli bir reputation puanını geçerseniz buradaki üstteki VIP marketleri kullanabiliyorsunuz. Mesela buradan Astra yazıp 7 tane satın alabiliyorum. Mesela tanesi 138'miş. 7 tane 1274'e satın aldım. Ve ne yapıyorum?
Bunu gidip arkadaşlar burada hemen tık göreve verebiliyorum. Ve aynı şekilde elimdeki bir malzemeyi satabiliyorum. Mesela popberi ektim atıyorum. Popberinin fiyatı ne kadar arkadaşlar? Hemen girdim. Tanesi 59 para coin. Hemen girdim buradan create deyip popberiyi arkadaşlar burada basıp tanesini 58 coin'e koyuyorum ve 40 tane olacak şekilde satıyorum arkadaşlar. Burada satışa koydum. Ve satan itemler mailime geliyor. Buraya kadar her şey okey diye düşünüyorum. Şimdi siz bu marketleri kullanamıyorsanız kullanmak için ne yapmalısınız? Öncelikle arkadaşlar kullanmak için belli bir reputation puanına sahip olmanız lazım. Ve bu reputation puanları arkadaşlar nereden geliyor? Hemen ben sizlere şuradan açayım. Bir saniye, nereden açabilirim bunları? Not defterine yazsam daha iyi olur. Şöyle veya nereye yazayım? Bir saniye. Not defterinde benim çok şey olabilir. Evet. Burada arkadaşlar reputation puanlarının nereden geldiği var. Why not? Burada arkadaşlar öncelikle VIP'ten 1500 geliyor. Yani öncelikle arkadaşlar oyuncular arası trade 2000 paralık trade atabilmeniz için 700 reputation puanı. Marketplace'e yani şu üstteki marketplace'e erişmek için 500 reputation puanı. Bu unlimited trade için sürekli insanlara trade atabilmeniz için 2000 reputation puanı lazım. Bunları nasıl kazanıyorsunuz? Account açtığınız her gün başı 0.2 reputation puanı. Land sahibiyseniz 1500, VIP'seniz 1500, telefon paylaştığınız bağladıysanız 50, e-mail başladıysanız 5, Discord bağladıysanız, Twitter bağladıysanız böyle gidiyor. Aslında siz Discord'unuzu, Twitter'ınızı, e-mailinizi, telefonunuzu başladığınızda zaten 300 puanı geçiyorsunuz. Buradan arkadaşlar marketi kullanmak için 1-200 puan kalıyor. Burada arkadaşlar 2-3 tane de küçük görev yaparak bunu geçebiliyorsunuz. Bunları da arkadaşlar internetten bakabilirsiniz. Bu üstteki görevlerin yapımına gerçekten kolaylar. Bunları da yaptığınız zaman arkadaşlar direkt trade ve marketi kullanabiliyorsunuz. Burası çok kolay. Bunu da anladığınızı varsayıyorum. Burada bu arada yeni görevler gelecek. Diğer skill'leri kasmak için arkadaşlar tavukçuluk vesaire. Daha demin benim adamda gördüğünüz kümese tavuk alıp koyabiliyorsunuz. Veya tırtılcı vardı benim adamda. Tırtıl alıp koyabiliyorsunuz. Veya taş madeni için drill alıp dirili taş madeni üretebiliyorsunuz. Bu madenlerin de ayrı şartları var. Onun için benim Pixels'la ilgili çektiğim skill videosuna bakabilirsiniz. Burada skill videosunda hepsini anlattım. Şimdi oyunda yeni etkinlikler de geliyor sürekli. Şu an CyberConks etkinliği var. Aynı zamanda mesela oyunda bilet kazanıyoruz. Farm topladıkça ve karnaval alanında bilet kazanabiliyoruz. Bu biletleri ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bu biletleri de biriktirebilirsiniz. Üstte karnaval tarafı var. Orada da oyun oynayabiliyorsunuz. Ya her şeyin ne işe yaradığını ben bu videoda anlatmam imkansız. Biraz da oynayarak deneyimlemeniz lazım. Çünkü bu video bir saati geçer. Şimdi şöyle. Burada isterseniz bir inek var. Buna Moo Munch üreterek değirmenden. Yemek o Moo Munch'ı yedirip bok veya gerçekten bok bu arada. Bok veya şey elde, süt elde edebiliyorsunuz bundan şansa bağlı olarak. Hemen üst tarafta karnaval alanında bilet oyununu göstereyim. Ya da direkt giriş yerini göstereyim. Veya sahilde enerji etkinliği var. Birazdan da ona gidip bir göz atalım videodayken. Sonra gerçekten sizin sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Ha, en önemli sorulardan bir tanesi de şu. Benim envanterim doldu. Bir malzemeyi nasıl çöpe atabilirim? Veya nereye koyabilirim? Bunun da cevabını az sonra vereceğim. İşte oyun biraz daha hızlı olsa çok daha hızlı cevaplar vereceğim. Bu arada oyunda bunun cevabını vereyim. Oyunda çöp kutusunda çöpe atabiliyorsunuz veya depolara götürebiliyorsunuz. Şimdi depoların size nerede olduğunu da göstereceğim canlı olarak. Sonra Twitter'daki sorulara cevaplayacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay da var. Oyunda birazcık farm level'ınız 2-3'ü geçtikten sonra bu makineden dondurma alabiliyorsunuz. Günlük bir defa. Bu makineden de Grumpkin alabiliyorsunuz günlük bir defa. Ve bunları da şurada sağda gördüğünüz tarlaya ekebiliyorsunuz. Ve bu ektiğiniz tarlada sulayıp yine toplayabiliyorsunuz. Bunları da görevden istiyor ama bal kabağı iki kere sulanıyor. Biri 1,5 saat sonra sulayacak. Biri ilkinde. Biri 1,5 saat sonra sulanacak. Şimdi enerji aldığımız oyunlar hangisi arkadaşlar? Birisi bu oyun. Corn Maze. Burada girip labirentleri geçmeye çalışıyorsunuz. Labirent geçme oyunu bildiğiniz. 3 tarafa gidiyorsunuz. 3 tarafı da bitirdiğiniz zaman bilet alıyorsunuz. Burada da bal kabaklarının kafasına vurarak bilet alabiliyorsunuz bu oyunda. Bu oyunlar kolay. Şimdi en önemli noktaya geldik. Oyunda enerjiyle kazanılıyordu. Enerjiyi nasıl elde ederim? Öncelikle arkadaşlar VIP'siz hesaplar için günde AFK durduğunuz her saat başına 19.91 enerji geliyor. Yani 19,9 çarpı 24 dediğimiz zaman günlük ortalama 470 civarı bir enerji AFK'dan geliyor. Ve başka türlü enerji alabiliyorlar mı? Bir de arkadaşlar
Günde 1 saat sauna hakkınız oluyor. Artı 240 enerji. Yani günde VIP'siz bir hesap 717 enerji, 700 civarı bir enerji alabiliyor. VIP'li hesabın VIP'in ayrıcalıklarından dolayı VIP ekstra arkadaşlar günde 1200 enerji alabiliyor. Nasıl? Şimdi onu göstereceğim. Şimdi burada arkadaşlar bu binadan land'e geliyorduk. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bu çok önemli. Önce bunu da ekleyeyim land olayında. Hani sürekli land'e buradan ışınlanmanıza gerek yok. Hemen size kısa yolunu göstereceğim. Artık rahatlayacaksınız. Sonra enerji olayını bitireceğim. Sonrasında da yavaştan zaten diğer özelliklere de değineceğim sizlere. Video biraz uzun oluyor. Karmaşık gibi gelebilir. Ama oyun böyle. Yani yapabileceğim bir şey yok. Elimden geldiğince sizlere iyi anlatmaya çalışıyorum. Hani sade sade, yavaş yavaş. Umarım anlıyorsunuz. Şimdi land'e geldiniz. Ah diyorsun ben sürekli bu land'e böyle mi geleceğim? Hayır böyle gelmeyeceksin. Bu tabelanın üstüne basarsanız arkadaşlar burada bookmark yazıyor. Bookmark'a tıkladığınız zaman benim land'im sizin buradaki bookmarklı land'ler arasına gelecek. Yani buraya yani şuraya tıkladınız. Sonra buraya tıkladığınız zaman benim land'ime direkt ışınlanabileceksiniz. Yani diyelim çok uzaktasınız. Karnaval alanında direkt land'e ışınlanabileceksiniz buraya basarak öyle. Öyle düşünün. Çok daha atlatacak şimdi size. O yüzden bookmark yapmayı unutmayın. Benim land'imden de ben ne kazanıyorum? Genel her bir kullanıcının ektiği ekinlerin %1 bana geliyor. Sizden gitmiyor ama onu unutmayın. Siz %100'ünü alıyorsunuz. Ben ekstra %1 alıyorum. Mesela siz 100 pop biri ektiniz. Bir tanesi bana geliyor gibi düşün. Aslında çok büyük bir kazanç değil. Bir şey değil. Ama bir ikinci güzel bir kazanç elde edebiliyoruz ve o landlerin de fiyatlarını soracak olursanız 6000 dolar üstü şu an. Hani. Şimdi enerji için arkadaşlar bakın burada bu binanın yanında sauna var. Saunanın içine giriyorsunuz. Saunanın içine girdikten sonra VIP'sizler ve VIP'liler de bu saunada enerji doldurabiliyor. Günde 1 saat 240 enerji. Nasıl? Hemen gidiyorum abi. Yüklenmesini bekliyorum yine. Yavaş saate denk geldik tesadüf. Yüklendi. Şimdi burada geldik. Bunun için de arkadaşlar durarak enerji yenileyebiliyorsunuz ve kaç enerji günlük yenilemek için kaç enerjiniz kaldığını burada görüntüleyebiliyorsunuz. Ben bugün 190 enerji daha yenileyebilirmişim. Hakkım var. Nasıl yenileniyor arkadaşlar bu? Diyelim ilk girdiğinizde saunaya akşam 7'de girdiniz. Bir dahaki gün akşam 7'de yine 240 enerji alabiliyorsunuz. Şimdi VIP alanların ekstra özelliği için bu alan normalde kapalı. Bu alana gidip 400 enerji alabiliyor VIP'ler. Bakın 372 enerjim vardı. Tak bastım 400 verdi. Ve 8 saatte bir 400 enerji alabileceğim. Buraya da kongiyumlar gelmiş. Bu kongiyumları da ne olduğunu anlatacağım sizlere. Bunları da aldım. Yani VIP'ler günde ekstradan 1200 enerji alabiliyor. Bu aslında çok önemli. Çünkü pixel görevleri verdiğinde mesela ne görev gelecek bana mesela? Atıyorum gidim göstereyim. Bu enerji mantığını anladınız büyük ihtimal. Hani VIP'siz bir hesap 700'e yakın alabiliyor. 700 civarı. Ekstra VIP'li hesap artı 1200. Yani o da 2000'e yakın alıyor. Anladınız mı? Hani bu enerjide ne işe yarıyor? Mesela pop beri aldınız. Paranız var. Ama enerji olmazsa ekemez. Onu paraya veya piksele dönüştüremezsiniz. Bu yüzden önemli. Şimdi cevaplayacağım soru herkesin merak ettiği bir soru. Ücretsiz hesaplar günde ne kadar piksel kasabilir? Ücretler ne kadar kasabilir? Bunu da merak ediyorsunuz. Ben bunu da açıklayayım sizlere. Öncelikle şimdi bir şey daha anlatacağım hemen gidip. Burada arkadaşlar Hazel'e gittiğimizde yeni görevlerim gelmiş olacaktır. Bakın gördüğünüz üzere gelmiş. Mesela bu sefer ne istiyor? 10 tane yılan kafasını 800 altın veriyor. Ben yine verdim. 50 tane ağaç istiyor. Odun ağacı 100 altın veriyor. Verdim. Niye veriyorum? Bunları yapmak normalde karlı değil. Ha bakın pop biri isteyen görev de geldi gördünüz mü? Normalde bu ikisini yapmak karlı değil ama ben kar etmiyorum. Pixel veren görevi elde etmeye çalışıyorum anladınız mı? Sürekli görevleri verdikçe pixel veren görev de geliyor. Sürekli vermeniz lazım. Ben günde 30-40 piksel kasıyorum. Çok fazla ürünüm olduğu için. Şimdi diğer bir mantıkta neyi anlatacaktım? Anlatacağım şeyi ben de unuttum. Bu arada daha dün markette sattığım itemler hemen buraya geldi. Hemen şöyle şunları da topluyorum. Burada pixel verebiliyorsunuz. VIP hesaplarına ekstra enerji aldığınızı söyledik. Şimdi depo olayını söyleyeyim size. Hani benim elimde fazla eşyalar var. Bunları ne yapacağım? Hemen gösteriyorum size ne yapacağınızı. Hemen gidiyorum. Buradan çıktım. Şimdi fazla eşyalardan kurtulmanızı gösteriyorum. Önemli bir şey anlatacaktım ama önemli anlatacağım şeyi unuttum. Neydi acaba? Enerji neden mantıklıydı? Aslında onu söyleyecektim. Hani bir ürün aldınız. Bunu ekip satmanız için enerji lazım. Bunu da söyledim. Çöp kutusuna geldiniz. Bakın burada mesela şehirde çöp kutusu. Aynı zamanda benim 11.58'de de farmın sağ tarafında var çöp kutusu. Buraya bastınız. İstemediğiniz bir item buraya sürükleyerek close deyip kapatıp çöpe atabiliyorsunuz. Ya da
Depoya koyabiliyorsunuz. Depo nerede arkadaşlar? Deponun bir tanesi şu binanın içinde. Post office binasının içinde var. Diğer bir depoda arkadaşlar The Drunken Ghost'un içinde var. Ve üçüncü bir depoda var. Bu binaların içinde bir tane sandık var. O sandığa siz hariç kimse erişemiyor. Şu alt tarafa sahile indiğimizde de üçüncü depo burada ama şimdi burada enerji etkinliği olduğu için tıklım tıklımdır. Büyük ihtimal giremeyebiliriz. Hani umarım gireriz diyorum. Hani umarım. Belki enerji etkinliği bitmiştir bile. Onu bilemiyorum şu an. Ama bakacağız şimdi. Ha, kaç piksel kasacağınızı anlatacaktım. Onu da söyleyeceğim sizlere. Enerji parti diyor. Enerji parti bitmiş. İnsanlar da dağılmış yavaş yavaş. Burada da arkadaşlar üçüncü bir depo var. Gördüğünüz üzere. Şimdi günlük kaç piksel kazanırsınız? Arkadaşlar benim izleyicilerimden öğrendim. Ben lens sahibi olduğum için biraz daha farklı ama VIP'siz hesaplar günde 5 piksele kadar kasabiliyor. Yaparak bunları. VIP'li hesaplar ise 5'ten fazla kasıyor ama 10, 11, 12'ye kadar. Yani genelde 8-9 kasıyorlarmış genelde. Yani pikselin fiyatından çıktığınız zaman VIP'siz hesap 5 kassa günde 2,5 dolar. VIP'li hesap 10 kassa günde 5 dolar. Hatta 12 kassa 6 dolar. Bu gelen görevlere göre değişir. Hani bir günde 5 de kasarsın, 10 da kasarsın, 15 de kasarsın, 2 de kasarsın. Anladın mı? Gelen görevlere göre. Yani senin bu gelen görevleri yapabilme kabiliyetine göre. O yüzden bu görevlerin hepsini marketten almak yerine biraz da skillleri geliştirip kendiniz de kasabilirsiniz. Tabii ki de bu hani uzun vade sizin planınıza bağlı. Şu anlık Pixel Coin'in fiyatı belli. Yapılacak işlemler belli. Şimdi diğer bir olay VIP nasıl alınır? VIP'in fiyatı nedir? Arkadaşlar VIP dashboard kısmına giriyorsunuz sağ üstte. Bu arada arkadaşlar oyunda şunu da söyleyeyim. Oyuna başlayacaklar kesinlikle guild'imize katılsınlar. Niye dersiniz arkadaşlar? Guild'de savaşlar olacak ve çok güzel kazançlar oradan elde edeceğiz. Öncelikle VIP nasıl alınırdan önce guild'e nasıl katılınır söyleyeyim. Hemen çok kısa. Guild kısmına giriyorsunuz. Benim aşağıda koyduğum linke de gelebilirsiniz. Linkten direkt tek tıkla guild'e girebilirsiniz. Burada arkadaşlar hemen aşağı doğru indiriyorsunuz. 22. sırada bir guild var. Burada gördüğünüz guild'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. BB Crypto. 1453 üyesi var şu an. Tam arkadaşlar buraya geldiğinizde burada leave watchlist yazıyor ya bende watchlist'in yanında. Join whitelist'e basıyorsunuz. Watchlist'e bırakıyorsunuz. O kadar basit. Join watchlist'e basıp bırakabilirsiniz. Peki VIP nasıl alınır? Membership kısmına geliyorsunuz. 3 aylık VIP 35 dolar. Gördüğünüz üzere. 6 aylık 60 dolar. 12 aylık 100 dolar bir fiyatı var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yani 3 aylık VIP alırsanız toplamda arkadaşlar 70 piksel ediyor. Ve 70 pikselin arkadaşlar değeri de ne kadar? 35 dolar. 70 piksel de yaklaşık 10 günde en kötü çıkartırsınız. 12 günde falan skill'i olanlar. Skill'i olmayanlar maksimum 15 günde çıkartırlar diye düşünüyorum. Oyunu aktif bir şekilde güzel mantıkla oynarlarsa diye düşünüyorum. Şimdi oyunla ilgili videoları, bu arada CyberConks etkinliği falan geldi. Bunlarla ilgili videoları Twitter'a da atıyorum. Hani burada tekrardan anlatmam çok uzun sürecektir. Hani anlamadığınız şeyleri sorabilirsiniz. Elimden geleni anlattım sizlere. Şimdi Twitter'da soru cevap yazmıştım. Bunları cevaplayalım ben. Nerede sorular? Ha. Burada şey demiştik. Pixels videosu çekeceğiz. Sorusu olan var mı? Şimdi bir soru gelmiş. Normal Pixel oynama ile VIP üyelikte kapamanın arasında nedir fark demiş. Farktan kastım Pixel'ın söylediği şartlar dışında. Hazel'den çıkan görev sıklığının etkisi yok ama görev verdikçe çıkan görevleri enerjin oldukça yapabilirsin. O yüzden etkisi var aslında. Enerji dolumuna etki günlük ekstra 1200 enerji veriyor VIP. Ürünleri yetiştirmede zaman olarak etkisi yok. Hayır, sadece enerji etkisi, daha fazla ürüne yapabiliyorsun. Başka bir oyuncu ile trade yapabilmem için gerekli puanı zaten size söylemiştim. Burada bütün gerekli puan yazıyor. Hocam sizin kadar kazanmak için ne yapmalıyım? Önceki kazançtan bahsediyorsan bir airdrop deneme geçti. Şimdi o kadar kazanmanızın pek mümkünatı yok. Defalarca sorduğuma net cevap alamıyorum. Bu oyunda genel olarak nasıl oynandığı belli. Ama nasıl kazanacağınız belli değil. Kardeşim belli. Nasıl kazanacaksın? Hazel'e gittiğinde yaptığın görevlerin sıklığına göre aldığın pixel tokenlerle kazancını yapabiliyorsun. Hani ben günde 30 pixel alıyorum çünkü bütün görevleri yapıyorum aslında. Marketten çekerek veya işte elimdeki itemleri satıp onlar yerine çekerek veya ürünleri üreterek. Hani bu kesinlikle belli yani. Net cevabını veriyoruz. Çok veriyoruz ama hala aynısını soruyorsunuz. Yani Hazel'den yapabilirsiniz. Belki sen tabii ki de hiç cevaplamamış olabiliriz ama önceki videomda da anlattım bunu. Mesela Hazel'e gidiyorum. Bakayım yeni görev gelmiş mi? Mesela 10 tane yılan istiyor yine verdim altın. 10 tane queen bee istiyor yine altın veriyor. Bunları verdikçe açılacak. Açılıyor yani çokça açıyor.
Bugün oyuna tekrar başlasan neyi yapıp neyi yapmazdın? Bir de meslekten zar zar, her meslekten zar zar kasmak mantıklı. Oyuna başlasam işte sizin gibi yoğunlaşmaya, farm yapmaya çalışırdım. Bugün meslekte mi yoğunlaşayım yoksa sadece bir mesleğe, bütün mesleklere? Genel bir guild gibi main questler bitirdikten sonra pixel kazanmak için ne yapmamız gerekiyor? Onu söyledim zaten Hazel görevlerine. Günlük 30-60 dakika arası 2 pixel falan tatlı olabilir. Aslında oyunda hiç enerji harcamadığında para kazanabilirsiniz. Ticaret yaparak. Mesela bir ürünün ucuzladığını görüp ucuzdan alıp pahalıya satabilirsiniz. Bu da aslında bir ticari zekası olanlar için iyi bir günlük kasmadır. Günde 1 saatte bu sefer 1 piksel, 2 piksel kasabilirsiniz. Ama tabii ki de bu tamamen oyuncuda bitiyor. Hocam piksel de tekrar airdrop olmayacak. Şu an başlasak oyun için piksel harcı kazanma yolu başka var mı? Yok. Sormak istediğim her soru sorulmuş. En hızlı nasıl para kazanırız anlattım. Görev listem yenilenmiyor. Ne yapmam gerekiyor acaba? Hazel'e gidiyorum ama yeni görev gelmiyor. Yani yeni başlayan oyuncularda bazen bug oluyordu. Bunu düzeltmişler. Hala bug oluyorsa istersen bir destek açabilirsin ama bunun için bir herhangi bir yöntem bilmiyorum. Merhaba. Sırt çantasında yer kalmadı. Sırt çantasını nasıl büyütebiliriz? Sırt çantasını ya VIP alarak bir satır büyütebilirsin. Ben VIP alarak bir satır büyüttüm. Lent alarak ikinci satıra büyüttüm. Öyle büyüyor sadece. Depoya koyabiliriz. En önemlisi enerjiyi en etkin nasıl kullanabiliriz? Şimdi bunun için bir video çekmiştim. Enerjiyi etkin kullanma yöntemleri. Şöyle. Açayım siteyi. Pixels Tip sitesini sizlere önermiştim arkadaşlar. Bu sitede şöyle bir olay var. Enerjiniz başına kazanacağınız tutarlar verilmiş. Mesela hangi ekin en fazla enerji başına para veriyor? Mesela burada şu anda Grumpkin enerji başına 18 para veriyor gördüğünüz üzere gibi bu siteleri takip ederek burada enerji başına en fazla ne kadar para kazanabileceğinizi göstere bulabilirsiniz. Mesela odun 96 veriyormuş. Odun bulabilirsen çok karlı gibi düşünebilirsiniz yani. Burada meslekçilere de bakabilirsiniz. Mesela tavukçuluk var. Mesela slime'cılık var gibi gibi mesleklere de bakabilirsiniz. Burada enerji başına kazançlarını da sizlere vermiş arkadaşlar. Hani bununla detaylı zaten Twitter'da bir videomda anlattım. O videoda şu. Gidip bak, sorabilirsiniz. Allah ben soruları kapadım. Şurada bir videoda anlattım. Aşağı indikçe hani bu şey kasma bug'ı dediğimiz enerji kasma bug'ı bu mu? Bu. Coin kasmasınız. Coin kasma taktiği. Buna bakabilirsin abi. Hani her şeyi anlatıyorum o yüzden. VIP aldığımızda market dur. Ha. VIP aldığımızda marketten trade'e satışa çıkardığımız ürün ne kadar sürede satılıyor? Yani bu ne kadar fiyata ve alıcı olduğuna bağlı. Hani bu soruyu bilemezsin. Ama direkt satıldı mesela. Ben videoda koydum. Direkt gitmiş ürünler bitmiş. Hocam arzı ne zaman artacak? Onun hakkında tokenomics'i incelemek lazım. Onun hakkında şu anlık net bir bilgi veremem. Bakmam lazım. Pixel olayı hala devam ediyor mu? Sıfırdan başlar mı? Başlar mı? Niye başlamasın? Ağaç kesmek için land bulamıyorsan bütün landleri tek tek gezeceksin. Jumbra kafasının görevi Azel'de çıkmıyor. Bunun sebebi senin İpek böcekçiliğinin bir seviye olmaması. İpek böcekçiliği level'ını arttırırsan bu görev Hazel'de çıkmaya başlayacak ve ağaç kesmek için land bulamama sorununda maalesef şehirde iki yerde ağaç kesme noktaları var. Onları günlük olarak keseceksin veya alacaksın. Veya çok arayacaksın. Maliyetsiz başlarsak bir ay sonunda günlük getirisi ne olur? İşte günlük ortalama 3-4 piksel kasıyor olsan ayda 90 piksel 45 dolar yapar. Yeni başlatılan görev videoları var ama sonra videolar yok. Tıkanıyoruz. Ben mi bulamadım? Herkes nasıl ilerliyor? Kanka görevlerin isimlerini yazarak internet, YouTube'a bulabilirsin. Bütün yabancılar çekmiş. Business airdrop ne zaman olur hocam? Şimdi business airdrop'un ne zaman olacağı belli değil. Ama yakın zamanda gelebilir. Bu arada business airdrop yapacak arkadaşlar. Aynı zamanda oyun içindeki business kısmı. Onu da Twitter'dan videoma bakabilir. Veya nereden bakabilirsiniz? Twitter'dan şu flow'da bakmanızı öneririm. Aynı zamanda YouTube'da da bir Business Airdrop hakkında bir videom var ama o eski derseniz şuradaki bu flow'da bakabilirsiniz. Burada hepsini anlattım. Üstüne bir de video çektim nasıl yaparsınız hakkında. Şu ikisine bakabilirsiniz. Twitter'da gidip 20 Şubat. Ortalama bir pixel için kaç coin harcamak mantıklı? Yani bu mantığı yok yani senin elindeki coin'e göre. Ben genelde bir pixel için 10.000 de olsa 15.000 de olsa harcıyorum. Yani 20.000'e kadar harcıyorum. Bu size bağlı. Multi hesap açmak mı mantıklı yoksa bir hesabı sürekli kasmak bence daha mantıklı. Ama tabii ki çok vaktim var. Bir hesabımda enerji yetmiyor diyorsanız 2-3 yapabilirsiniz. Bir hesap ile günde ortalama kaç piksel kasılır? Bunları söyledim zaten. Bu blueprintler ne işe yarıyor? Bunlar kanka oradaki şeyde üretmene yarıyor blueprintlerle. Oyun içindeki coin'leri piksele direkt doğrudan çeviremezsin. Görev yaparak çevirebilirsin Hazel'de. Game ticket'lar birikiyor. Bu game ticket'ta ileride event açılacak.
Eskiden kalma görevler var mesela, nasıl yapılıyor bunları internetten görevin ismini yazarak bakabilirsiniz. Pixel puzzle görevleri puzzle parçalarının çıkmıyor. Ne yapabiliriz? Bu zaten. Airdrop etkinliğine özel bir görevi de şu an için yapmam bir şey değiştirmeyecektir diye düşünüyorum. Şu an sıfırdan başlayanlar günlük ne kadar pixel, bunu cevapladık. New Cyber Cyber Token, ya New Cyber geçtiğimiz günlerde bir airdrop yapacağını açıkladı ve Cyber Token değil de Pilots Token verecekler diye biliyorum. Bunu da arkadaşlar dediğim gibi bu Offload'dan inceleyebilir veya YouTube'dan videoma da bakabilirsiniz. Abi onu nereden bulacağız? Onu land gezeceksiniz son. Hocam burada görevlere çıkıyor sürekli ama nasıl yapacağım? İnternet arkadaşlar bakın. YouTube'a mesela örnek veriyorum. YouTube'a yazacağım. Sunshine at Greenbow, tamam mı? Pixels. Neymiş görev abi? Pixels Sunshine and, bak yazmadım. Basıyorsun. Bir tane adam geliyor. Nasıl yapılır görev? Bak. Giriyorsun. Yapmış adam işte, buradan yaparak gidiyorsun kan. Bu kadar basit. Hiçbir şey yapmana gerek yok hani bunları. Ben size oyunun temelini anlatıyorum. Hani bir şeyler araştırıp öğrenin. Discord'umuza katın. Sorun ama hani bu kolay şeyler değil. Bunları yapabilirsiniz siz de. O yüzden diyorum. Evet arkadaşlar, yani 31 dakikadır konuşuyorum. Umarım çoğu şeyi anlamışsınızdır. Yani yılan kafası kesme olayı da geldi. Bunu da bir Twitter'da video olarak anlattım. Şurada var. Twitter'ımızı kesin takip edin bu arada. Hani para kazanmak bir şeyler istiyorsanız. Burada şu 22 Şubat'ta gönderdiğim gönderide de arkadaşlar yılan kafası topluyoruz. Yılan kafası ne işe yarıyor diye sorarsanız, Silk Sulukçunuz bir level'ın üstündeyse yılan kafası görevleri geliyor. Yılan kafası yerine gitmek için Kongium toplamamız lazım. Bu Kongium'un yerlerini de sizlere bu tweet'in altında tek tek fotoğraflarla gösterdim. Bunları da alabilirsiniz. Oyun arkadaşlar böyle. Hani bütün sorularınızı cevapladım. Ya daha çok anlatacak. Yani bir saat daha konuşurum sizlere bütün ayrıntılarından. Ama artık yani biraz da siz de keşfetmeniz lazım. Hani ben başlangıç yapacak oyuncu için her şeyi anlattım. Oyundan çok çok güzel para kazandık ve oynamaya da devam ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri tutmak için video like, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz, kendinize çok iyi bakın. Bay bay.